Der Tag, die Tage. Der Tag, gün. Die Tage, günler. Montag, Dienstag. Mittwoch, Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Evet, Montag, Pazartesi. Dienstag, Salı. Mittwoch, Çarşamba. Donnerstag, Perşembe. Freitag, Cuma. Samstag, Cumartesi. Sonntag, Pazar. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montags, pazartesileri ya da pazartesi günleri. Ne yapıyoruz? Montag'ı M'yi küçük yazıyoruz ve S takısı ekliyoruz. Dienstags, salı günleri ya da salıları. Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags. Burada M harfini ya da isimdeki ilk harfinin küçük yazılmasını unutmuyoruz arkadaşlar. Bu da Türkçedeki ları leri ekini getiriyor. Pazartesileri, salıları, çarşambaları şeklinde. Ve biz eylemlerimizi bu zaman belirteçleri birlikte kullandığımız zaman nasıl yapıyoruz? Daha önce yaptığımız gibi zamanla ilgili bilgimiz hemen fiilden sonra gelecek. Ich fahre Rad, biz zaten bu cümleyi biliyoruz. Ich fahre sonntags Rad. Ama soru olduğu zaman, fiili başa aldığımız zaman ise zaman kişiden sonra geliyor. Fährst du sonntags Rad? Ich fahre sonntags Rad. Wir fahren montags Rad. Meine Schwester fährt dienstags Rad. Tom und Susi fahren mittwochs Rad. Ben pazar günleri bisiklet sürüyorum ya da sürerim. Biz pazartesileri bisiklet süreriz. Kız kardeşim salı günleri ya da salıları bisiklet sürer ya da bisiklete biner. Tom ve Suzy çoğul şahıs çarşambaları bisiklete binerler. Burada tabii ki wir olduktan sonra fiilimize en. Meine Schwester üçüncüdeki şahıs ben değil, sen değil, o. Küçük z'den bahsediyoruz. Fiile bir t eki koyuyoruz. Tom und Suzy yani onlar küçük z en sonda yazdığımız onlar da fahren. Soru oluşturuyoruz. Fährst du sonntags Rad? Fahren Sie sonntags Rad? Siz pazarları bisiklete biniyor musunuz? Fährt Sie ya da fährt er sonntags Rad? Burada özellikle Sie'yi yazdık arkadaşlar. Çünkü şu Sie ile şu Sie'yi karıştırmamamız lazım. Buradaki Sie fährt, üçüncü tekil şahıs o sürüyor mu? Bunu da fiilin aldığı T ekinden anlıyoruz. Ancak fahren Sie, Sie'yi büyük yazdığımız zaman karşımızda bir kişiye resmi şekilde hitap ediyoruz. Siz sürüyor musunuz şeklinde. Daha önceki konulardan hatırlıyoruz arkadaşlar. Yiğidi her demekti. O zaman biz de her pazartesi, her salı, her çarşamba demek istersek. Yani pazartesileri demeyeceğiz de. Her pazartesi, her salı, her çarşamba, her perşembe yaptığımız bir eylemi anlatacaksak. O zaman biz de jeden Samstag, jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Sonntag gibi cümleler kuracağız. Ich arbeite jeden Montag. Ben her pazartesi çalışıyorum ya da çalışırım. Dolayısıyla biz burada ich arbeite montags da diyebiliriz. Pazartesi günleri çalışıyorum. Mein Freund arbeitet jeden Mittwoch. Mein Freund arkadaşım. Arkadaşım olduğuna göre üçüncü tekil şahıs o kişisi o zaman arbeitet ve jeden Mittwoch. Unutmuyoruz normal cümlelerimizde fiilden hemen sonra zaman belirteceğimizi koyuyoruz. Markus und Peter yani onlar fiil de ona göre olacak arbeiten. Markus und Peter arbeiten jeden Samstag. Markus ve Peter
her cumartesi çalışıyorlar. Ve sorumuz, aldık fiilimizi başa. Arbeitet er jeden Donnerstag? O her perşembe çalışır mı, çalışıyor mu? Arbeitet sie jeden Dienstag? Yine burada T ekini gördüğümüz için buradaki sie onlar değil de o kişisi, yani er erkeklerde, sie bayanlarda. O her salı çalışıyor mu? Arbeiten sie jeden Mittwoch? Fiilimiz en takısı aldı, küçük sie, yani onlar. Onlar her çarşamba çalışıyorlar mı? Şeklinde soruyoruz. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Ne zaman sorusuna cevap verileceği zaman pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü şunu şunu yapıyorum derken am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag şeklinde ifade ediyoruz. Yine burada ich arbeite am Samstag. Ben cumartesi günü çalışıyorum. Ich arbeite Samstag olur ancak eksik olur arkadaşlar. Ich arbeite am Samstag. Er arbeitet am Samstag. O cumartesi günü çalışıyor. Was machst du am Samstag? Evet, soru zamirle yaptığımız sorularda zamanımız hemen kişiden sonra geliyor. Was machst du am Samstag? Yine burada Samstags diyebilirdik. Cumartesi günleri anlamına geliyor. Ama cumartesi gününde tam bunu söylemek istiyorsak am Samstag, am Freitag, am Montag gibi ifade ediyoruz. Wo arbeitest du am Samstag? Sen cumartesi günü nerede çalışıyorsun? Ve fiili başa aldığımız soru ekiyle yaptığımız soru cümleleri arbeitest du am Samstag? Cumartesi günü çalışıyor musun? Arbeiten Sie am Samstag? Cumartesi günü çalışıyor musunuz? Ja, ich arbeite am Samstag. Evet, ben cumartesi günü çalışıyorum. Was machst du am Sonntag? Ich fotografiere am Sonntag. Evet. Sen pazar günü ne yapıyorsun? Ben pazar günü fotoğraf çekiyorum. Fotografierst du am Sonntag? Ja, ich fotografiere am Sonntag.